Bir Perşembe akşamı şöyle Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarımızı iletelim. Son iki haftadır Bitcoin sert bir e, düzeltme yaptı. Biz şuradan yani bir alım yaptık. Neden alım yaptık? İki gün önce şöyle söyleyeyim şu tablomuzda da evet yani bu tablomuzda yani kanalın altındaydık. Kanalın altından e, giriş yaptık. Tabi arka tarafta da bir e, Amerika'dan gelen enflasyon verileri %8'in üzerine çıkınca piyasa bunu fiyatladı, olumlu tepkiler verdi küresel tarafta da, küresel finans tarafta da baktık. Evet, gerçekten olumlu tepkiler var. Tabii, enflasyon demişken şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Şöyle bir gerçek var. Bakın, şu tabloya bakın. 1918 yılından nereye kadar? 2021 yılına kadar. Hatta 2022'ye almış mı? Bakalım. Yani evet, 2022'de var. Doların, bakın bu dolar endeksi. Diğer ülke para birimlerini siz düşünün. Dün bir dolar aldığımız şeyi bugün kaç dolara aldığımızı gösteriyor. Geçmişte atalarımız, babalarımız, annelerimiz bizlere bir şey bırakabiliyordu, arsa bırakabiliyordu, ev bırakabiliyordu. Şimdi 30 yaş ve üstü insanlara bakalım, evlatlarına, torunlarına ne bırakabilecek? Sadece günü kurtarıyoruz. Hepimizin yaptığı şey günü kurtarmak. Başka bir şey yok. Alnımızın teriyle kazandığımız maaşı, parayı derdimiz korumak. korumak. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Yani sırf enflasyona karşı tabii ülkelerin gösterdiği bir enflasyon var. Bir de üretici enflasyonu var. Yani bu da farklı bir konu. Bu da bir farklı bir konu. Yani bizlerin yaptığı şey bu. Bitcoin'in çıkışı da bu. Kriptoların çıkışı da bu. Ülkelerin Keyfine göre şu elimizde tuttuğumuz gördüğümüz A4 kağıtına para basmalarına biraz dur demeyin. Bizlerin karşılığı nokta bu. Bazılarımız dolar alıyor, bazılarımız euro alıyor. Ama şu tabloyu gördüğünüzde emin olun bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani enflasyon konusunda böyle. Tabii Amerika'dan da %8 geldi bak %8'in üzeri kaçtı. Onu şimdi tam net hatırlayamıyorum ama. Enflasyon konusunda diyeceklerim bunlar. Bizim sürekli o Bitcoin'i hodlucu şapkamızı takmamızın nedeni de bu. Geleceği garanti altına almak. Ama geleceği garanti alırken de şu shitcoin'lerden uzak durun. Shitcoin'lerde evet çok güzel vurduk Mart ayında. Ama yaptığımız karı ne yapıyoruz? Bitcoin'i e, Ethereum'a çeviriyoruz. Faiz arttırımı ne kadar gelse de gerçek hayattaki o enflasyon bırakın gerçek hayattaki Bırakın gerçek hayattaki normal e, resmi açıklamalardan gelen enflasyon verilerini bile karşılamıyor. O zaman ortada bir çelişki var. İnsanlar sol tarafta çalışıyor. Alınan teriyle gece gündüz demeden çalışıyor. Parasını kazanıyor ama ertesi gün bakıyor paranın değeri yok. Paranın değeri yok. İşte insanları kripto Borsalara yönelmesin ya da altın dolar fark etmez aklınızda yani dolarda bile durmak aslında işin tehlikesi nedir değerini kaybeden bir dolar var yani bizlerin yaptığı kısacası şu paramızın değerini korumak kimlere karşı bütün ülkelere karşı bütün devlet kurumlarına karşı yani bu baş bir kaldırma falan değil arkadaşlar yani gerçekçi bir gözden baktığımızda olay bu olay bu neyse Oraya geleceğiz. Orası farklı bir konu. Derin bir konu. Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bakalım yani özellikle şöyle bir günlükte bir düşen trend e, çizdik ama çok sert bir düşen trend var. E, şu mumu yiyecek miyiz? Yani önemli olan bakın şu sert mumu yedik mi? Evet burası da neresini gösteriyor? Yani 42 bin e bir direncimiz var. Şuradan da bakalım hemen e, teyit edelim. 42.300 diyor. Yani 42.300, 42.400'ün üzerine geldik mi Evet e, düşen trendi kırdık kanalın üstüne doğru gideceğiz yani Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? Aslında Bitcoin arkadaşlar son 2 e, aydır 3 aydır yatay yatayda yani hafif bir yükseliş evresi var ama e, genel bir tabloya baktığımızda öyle ahım şahım bir yükseliş gelmedi yalnız bakın yalnız 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 olay e, şurada tabi günlükte de bir al sinyali ürettik üreteceğiz Arasay şöyle söyleyeyim biraz daha çıksın. Şöyle bir 48 49'lara döndük Evet, al sinyali üretiriz. Neyi gösterecektim? Daha önce de söyledim. Yani bizim e, iki gün önce tekrardan alım yapmamızın nedeni böyle. Hem kanalın altındayız. E, yani dip burası mı bilemeyiz. Bizim yaptığımız şey çalışması. Yani hedefimiz en dibi bulmak değil. Dibin dibini bulmaya çalışıyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Bakın bu bir strateji değildir. Bu bir oyun planı değildir. Bu şans eseri. Yani dibin dibini bulmak şanstır. Tepeyi de tutturmak şanstır oyun planı değildir arkadaşlar. Ee, ne yapmaya çalışıyor? Herkes bir yerlerden alım yapmaya çalışıyor. Biz de ne yaptık? Buradan yaptık. Aşağı düşerse tekrardan alırız ee, diyeceğimiz e, bu Bitcoin'de. Bitcoin'de şöyle bir destek dirençlerimize diyeceğiz ama oraya geleceğiz. Şöyle kanalımıza üye olarak bizleri de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler varsa, yorumlar varsa yazın. Hepsini tek tek çapladım, biliyorsunuz. Mart ayı çok güzel kazandık. Özellikle bizim Telegram grubu coştu. 4 katlar, 30 x'ler yaptık. Bazen istiyoruz bazı arkadaşlar anlamıyor. Yani istediğimiz olay katı demektir. Yani iki katı, üç katı. Çok güzel kazandık birçok koyunda Çok, çok not atışı vurduk, vurduk, vurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Kers satışı yaptık. Şurada da demiştim en son. Arkadaşlar soruyor Telegram. Hocam alım yaptınız mı? Alım yaptınız arkadaş Arkadaşlar alım yapmadım. En son ne dedik? Burada yani buraya kadar kar satışları yaptık. Buradan da tekrardan girdik oyuna. E, belki burası dip değil. Ama benim oyun planımda düştükçe toplamak vardı. Oyun kuralı nedir? Herkes kan gölüne dönmüşse yani piyasada alt koyunlar özellikle alt koyunlar kan gölüne dönmüşse o zaman toplama zamanıdır. Ama herkes kaç konuşuyorsa yavaş yavaş geldi. Yani bizim burada çıkmamızın nedeni büyüdü. Burada da Giriyoruz dedik. Neden? Bir kanalın dibi arkadaşlar iki zaten burada alt öyle bir düştük arkadaşlar yani 5 kat düşen mi 10 kat düşen mi hepsi vardı arkadaşlar yani e, diyeceğimiz bu bir anda telefon çaldı şöyle bir sessiz alayım dedim e, yani bakacağız e, bakacağız e, şöyle bir küresel piyasalara bakalım korku endeksine bakalım o tarafta durum ne sonra tekrardan bitcoin'e döneriz Destek dirençleri soranlar var. Yani şu an üzerine attık bu birinci hamlemiz. 40.700'den 40 sürekli red 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 diyorduk. Üzerine attık ama şu an üzerine atarsak daha daha rahatlar diye düşünüyorum. Yani altcoin'ler de zaten yeşili yaptı. Bazıları olumlu yönde tepkileri verdi. Destek dirençleri soranlar varsa yeni girenler ilk kez izleyenler varsa şu beyaz kare içerisinde olanlar destek ve dirençler. Üzerimizde ise direnç altımızda ise destek kırmızı ise anlık fiyatı gösteriyor. Yani 41 birinin bir daha üzerine atalım ama şu desteğimizi kaybetmemekte fayda var diye düşünüyoruz. Bizim meşhur ikili strateji al sinyalini verdi verecekmiş gibi şöyle bir bakıyoruz günlükte düşen bir tablo yok. 4 saatte bir uyumsuzluk var diyenler vardı. Evet nerede vardı? Şöyle bir şurayı bir kapatayım arkadaşlar. Yani şu Şurada bir uyumsuzluk var. Yani yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyordu. Burada fiyat yataydaydı. Yani bunu gidermiş gibi e, görüyoruz. Yani şurada bakın arkadaşlar. Yani buradan itibaren yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyoruz. Ama fiyat yataya bağlamıştı Neyse şöyle bir korku endeksimize bakalım. korkuyoruz muyuz, korkuyor muyuz? Evet bugün biraz daha az korkuyoruz. Şöyle 28'lere çıkmış. Dün 25'lerdeydi. Geçen hafta 55, 56 derken bir anda piyasa biraz piyasa pardon cümlenin sonunu getirelim. Bir anda piyasa tedirgin olup aşağı doğru bir dalış gerçekleştirdi. Ee, alt altcoin'lerde formasyon arayanlar var hocam. Yeni coin önerisini hangisi hangisi? Dün bir AP dedik. AP'de aslında güzel bir kar verdi. Kar satışları yapanlar oldu, tutanlar oldu. Orası bize alakalı etmiyor. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Bakın Telegram'da da diyorum yani Bitcoin güvenli limanlar gelmeden alt koyunlar kendi formasyonunu çizmez. Yani bir güvenli limana atacak arkadaşlar. Hele özellikle Bitcoin e aşağı düşerken arkadaşlar soruyor. Hocam hangi koyun, hangi koyun, hangi koyun yine dört kat yapacak? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Yani düşerken kusta bakma, ee, kar etme değil parayı koruma arkayı kollama zamanı. Diyeceklerimiz bunlar ee, küresel indekse bir bakalım yani Nasdaq, S&P, endüstri yani hepsi toparlanmış güzel e, güzel toparlanmış. Ama bizim piyasalar biraz daha hızlı toparlansa daha iyi olabilirdi. Şöyle bir 41, 42 üzerine bir atarsak daha iyi olabilir. Evet yani Avrupa'dan da olumlu. Asya'ya Asya bir bakalım Asya'da aşağı yukarı. Yani Tayvan'ı görüyoruz. Yani aş aşağı yukarı evet olumlu yani. Çoğu olumlu. Haberlere gelelim. Haberlerde neler var? Yani çok fazla önemli bir haber yok. Baktık yani gerçekten piyasayı denilen etkileyecek e, haberleri yok. Ama bugün nedense her baktığım haberde Elon Musk amcamızı görüyoruz. E, bu sefer de Twitter hisselerini önceden alıp sonradan açıklamasıyla gündeme gelmiş. Dava açmışlar. Evet yani bakacağız davanın sonucu ne ama bu bizi direkt yakından Ne zaman Jack Dersi ile bakın orada Twitter'ın e, CEO'suyla arka planda bir şeyler çeviriyorlar. Gerçekten bir şeyler çeviriyorlar. Az sonra e, değineceğiz. XRP soranlar var. XRP hocam mahkeme geldi. Karar geldi. Olumlu yönde kararlar geldi. Bu fiyatı nasıl etkiler? Arkadaşlar son bir buçuk yıldır Mahkemeden hep olumlu haberler geliyor, geliyor. Artık yani bu haberlerin önemi yok arkadaşlar. Yani İlk bu yönde gelen haberin etkisi vardı. O zaman e, geçen sene güzel bir yükseliş yaptı ama e, bu haberlerde baydı ya bir an ver. Bir anı ver mahkemenin sonuçlanması lazım. İşte o zaman ekstra IP'ye pozitif ya da negatif yönde etkiler diye düşünüyoruz. E, yani baktık öyle çok e, önemli bir haber yok. Burada ne diyor? Eee yine Twitter'la ilgili Twitter'ı Alacağım demiş. <laughs> Para var. Alır mı alır. Alabilir arkadaşlar. Bitcoin'e Bitcoin e geçmeden şöyle bir yorumlarda bakalım mı? Yorumlarda neler var? Yalnız şöyle bizi destekleyen arkadaşlardan bakın çevremizdeki özellikle yeni girmiş insanlara şöyle videomuzu gönderin. Ee, kanalımız daha da büyüsün. Çevremiz daha da büyüsün. Aşağıda Telegram linkimiz var. Birçok e, fırsat konuyu hem buradan hem oradan yayınlıyoruz. Gerçekten güzel kazandırdık. Ee, bu Mart ayında bir ayda en aşağı 4 katı. 4 katını cebimize koyduk. Karları aldık. Şimdi dipten topluyoruz. Ali Can Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Müjo yine yazmış. E, ee, GMT'de hacim düştü. Artış sağlaması için tekrardan hacmin yükselmesi. Evet yani hacim ya tabii hacmin yüksek olması fiyatın artacağı anlamına da gelir. Yani bir sürü orada etken var. Yani hangi birisini söyleyeyim ama hacmin artması evet pozitif yönde diyebiliriz tabi satış hacmi artmadığı sürece ee, servet servet e, poli demiş bakalım bazen unutuyoruz Sedat hocamı tekrardan şöyle selamlar söyleyeyim NYZ'ye de saygılarımızı iletelim yani şöyle baktık aşağı yukarı çoğunluğu ileksi dünya yayınladık arkadaşlar şöyle bir bakalım Neyle başlayalım? Gariban Dent'le başlayalım. Gariban Dent düşeni kırmış güzel ama şuraya kadar gelmemiş. Yani şuradan bir red yani red diyememiş Az şuradaki ara direncinde ee, bakalım yani yaptığı bir şey yok ama şuranın üzerine atması lazım. 29-30 ee, evet yani düşeni kırmış. Ee, dün Telegram'da bir arkadaş yazmıştı. işte Dent %20 yükselmiş. Zaten yani bir gün önce yerin dibine vardı. %20 yükselse ne olur diyor. Ee, dente 4 saatte uyumsuzlukları varmış aslında şu bölgede bir uyumsuzluk var orayı güzel bir şekilde yani aslında ta şuradan gelen bir uyumsuzluk var yani ne yapıyor yavaş yavaş yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor fiyata bakıyoruz aşağı salmış aşağı salmış ee, onun düzeltmesini yapmış çok fazla gerekti ki <laughs> bir an şu çizdiklerimi sileyim dedim evet Şimdi şunu bir de günlük bir tabloda açalım arkadaşlar, günlük tabloda ne diyor? Yani 4 saatte sat sinyali vermiş ama yani şurası bir destek 27'ye gelmiş. 27 belki isteyenler varsa şurada bir şansını deneyebilir ama şurayı almadığı sürece e, net bir şey diyemem. Şöyle baktığımızda günlükte, günlüğe geçelim, günlükte ne diyor? günlükte de daha sat yani net bir al sinyali üretmemiş ya. Yani tam şurada üretecekken yine satış baskısı yemiş yani ama düşen tabloyu şimdilik kırmış gibi gözüküyor. Belki bir test, belki de alım fırsatı veriyor der. Destek ve dirençler üzerimizdeki en güçlü yani 30 bandı, 30 bandı ve 34. Belki yani şu iki direnç önemli. 34'ün üzerinde tutunamadı. Yani diyecek bir şey yok. İkili strateji Hala net bir şekilde al sinyali vermemiş. Bakalım e, e, yani öyle sert bir sinyal almadık dertten. Tabii düşen trend tıkırdı ama e, Bitcoin'e varışa, Bitcoin bir güvenli limanlara gelsin. Hangi koyun isteği vardı? Şöyle bakalım. GMT, GMT'yi çok soranlar var. Tabii e, şeye de geleceğiz arkadaşlar. Neye geleceğiz? Neye geleceğiz? Bitcoin'e son bir kez bakacağız. Bitcoin'de bazı şeyler demeyi unuttum. Aklıma gelmişken şöyle söyleyeyim. Yani biz dedik ki yatay yatay kırdı. Ama yani biz şurada kar almanızı söyledik. Nerede kar aldı? Yani 26 yani 2.70 bandı oraya tam nokta atışı gelmemiş ama aşağıya Biz ne demişiz? 2.69 2. Yani 67'den dönmüş. Ee, zaten kar alınacak yer burası. Söyledik. Bakalım. Tekrardan bizim oyuna dahil olacağımız nokta burası. Burayı aldıktan sonra girelim. Ee, ondan önce bir hareketim olmaz. Ara sayında bir uyumsuzluk yok. Ee, yani şimdilik bir uyumsuzluk yok. Diyeceğimiz bunlar. Şunu da bir çizelim. Hayır, silelim. Pardon. Evet şöyle bakayım da yani aslında şurada bir büyük bir flama var günlükte tabi bu günlükteki flamalar e, sadece GMT için demiyorum daha geç zaman yani 4 saatteki evet e, kısa bir zamanda baktığımız için daha erken oluşabilir ama günlükteki bir bayrak flağı varmış gibi ama net bir bayrak flağı da yok bakalım yani biz eğer oyuna dahil olacaksak buradan sonra oluruz diye düşünüyorum şurası da önemli bakın 2.46 üzerinde bir türlü ekstra mum Yani burayı sert bir şekilde kırıyor ama geliyor bakın nereden 2.6970 bandından red diyor. Yani GM terk etlenecekse bu noktadan sonra onun dışında bir şey diyemeyiz. Geçtik e, geçtik geçtik. Poli demiş. Poli'ye bir bakalım. E, bu videodan sonra Bitcoin'e şöyle bir daha bakalım. Ondan sonra birkaç coin'e bakarız. Ape var. Ape isteyenler var. Burada GMT coin için şöyle destekleri isteyelim. Şöyle kanalımıza bir Bakalım Poli ne yapmaya çalışıyor? Yani Poli şöyle büyük bir yani biz şurada bir nereden üretiyor? Nereden? Asıl yani asıl direnci herhalde şu Yani burası güçlü bir direncimiz de. Bu sefer de buradan red diyoruz yani 4, 46 47 bandından şöyle bir yükselen bir Evet bir kanal varmış gibi bakın ee, Şöyle bir şey çizebilecek miyiz bir ni kanal Evet ee, Rusça ve benimki Rusça'ya dönmüş sorun yok Rusça da biliyoruz Evet bir kanal var ee, Yani iğne, iğneleri baz almazsak şu kanalımızı da uzatalım yani çok güzel al sat fırsat veriyor. Al sat al sat kanalın dibinde al Tepesinde sat ya da ortasında sat çok güzel Bir kar oranı bırakıyor ne zaman sert yükselir İşte asıl herhalde aşağı yukarı Şu kanalın üzerine çıkacak ondan sonra ama şurası güçlü bir direnç yani e, Kaç bandı 46 ikinci güçlü direncimiz belki burası da olabilir şuraya da bir e, Şöyle bir direnç atalım arkadaşlar geçmişten gelen bir güç. Yani şuranın üzerinde tutunduğu sürece bir sorun yok. 52 bandının 52 bandını artık alırsa bir sonraki dirence yani 60'ı alır diye düşünün Sert hareket ediyor poli. Gerçekten sert hareket eden hem aşağı hem de yukarı yönlü sert hareket eden bir koyun. Şurada bir sat sinyali vermiş. Zaten arası şaşırmış. Yani burada açık ve net şekilde beni sat 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 demiş. Dinleyen olmamış. Burada da yavaş yavaş bir al sinyali üretecek gibi. Bakalım yani arası bir çıt daha çıkması lazım. Şöyle 50, 50 bandına çıktı mı al sinyali üretir. Birinci direnç 46. Asıl şuranın üzerinde bir e, gün kapatırsa güzel. Aslında şurada da kapatmış ama kanalın üstü. Yani kanala da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Alsat fırsatı çok vermiş. E, yani GMT'de diyeceklerimiz bunlar. Bitcoin'de ne diyecektik? ha? evet şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın daha önce de söyledim. Bu genellikle bu e, yani boğa sinyalini veren bir indikatör. E, dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmayı istedim. Ne zaman yeşil kırmızıyı alttan kestiyse aynı bugünkü olduğu Bir düşüş öncesi ve sonrası bir düşüş. Ondan sonra boğa sezonu başlıyor. Bakın burada çok güzel bir yaşadık. Burada da tam tersine bak. Tam tersine kesmesine rağmen yani sat sinyalini burada veriyor ama yukarı gitmiş. Bakın yukarı gidiyor. Ondan sonra zınk diye kısa bir mini bir e, boğa yaşıyor. Burada da bakın al sinyali veriyor. Al sinyali verdikten sonra bir düşüş. Ondan sonra özellikle buranın şu e, alanın üzerine çıktı güzel yine kar oranları verdi. Bakalım bu sefer de kesti kesti. Kesmesiyle beraber piyasalar sert düştü. Bakın sert düştü. Eğer toparlanırsa şöyle özellikle neresi arkadaşlar 44500 üzerine attık mı asıl e, güvenli güven limanlar bana göre orası. Ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yani Bitcoin'de bunu diyecektik. api soranlar vardı. API, 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 API'yi 2 gün önce aldığımı söyledim kanalda 2-3 gün önce. E, ee, bir, neden aldık? Düşeni kırdı. İki, nereye kadar tutacak? Özellikle bakın API ne zaman hareketlenecek? Bakın açık ve net söyleyeyim. 14.5'in üzerinde ekstra bir mum gördük mü? Evet, sert hareket edecek. Sert hareket edecek. Hocam sizin oyun planınız ne? Benim oyun planım arkadaşlar. Buraya kadar tutarım. Satarım. Baktık kırıyoruz. Ya yüzde iki yüzde üç tepeden al. Ne olacak? Ne olacak yani eğer bu coin iki kat, 3 kat, dört kat yapacaksa ki onu demiyoruz. Evet dediğimiz birçok coin e, gerçekten en aşağı 2-3 kat yaptı. Güzel karlar aldık. Ama onu demiyoruz. Eğer buranın üzerinde ekstra bir e, mum kapanırsa ben %2 %3 biraz tepeden alayım. Yani en diri tutturmaya gerek yok. E, girerim tekrardan. ana e, göre hareket ederiz. Bakalım. Tabi stop koymakta da fayda var. Stop koymayanlar genellikle en çok kaybeden arkadaşlarımız. APD, APD ikili strateji tam net oluşmasa da eee yani al sinyali üretmiş. Arasay, arasay güzel yani yavaş yavaş gidiyor. Öyle çok sert bir mum görmüyoruz. Biraz geri çekilme var özellikle. Nereden ürettiğimiz yani tam şurada 13.6, 13.6'daki direncimizden. Ee, bakalım asıl önemli olan 14.5 arkadaşlar. 14.5'i kırdık mı? Evet yükselebilir. NFT pazarında AP özellikle web3 yönünde de büyük e, adımlar attı arkadaşlar yani AP bilmiyorum belki yani şöyle bir şeyler attık tutarsa tutar diye bekliyoruz Belki eğer o rüzgarı yakalarsa aynı GMT'deki gibi bir anda 30 kat yaparız İnşallah yani e, GMT'de çok güzel kazandık yani en aşağı 30 kat kazananlar vardı orada güzel bir e, kar oldu sadece GMT mi Jasmine dün spell demiştim aslında Yanlış Jasmin e da Jasmine'le karşılaştırdık. Jasmin'den ne güzel kar ettik. Alpine'den de en aşağı 3 kat yaptık. Yani birçok koyundan Mart ayında güzel kazandık. Bakalım Nisan geldi. Hala bir şey yok. Evet bir şey olması doğal arkadaşlar. Olmaması doğal. Neden? Sert bir düşüş Bitcoin'de. Toparlandığı sürece bakalım birkaç proje var aslında. Birkaç koyun var. Onların tablosunu takip ediyorum. Telegram grubundan da ve buradan da yayınlayacağım. Sizden tek isteğimiz şu kanalımızı büyütelim şöyle daha büyük bir aile olalım daha fazla kişilere dokunalım diye Umut ediyoruz yani APD diyeceğimiz başka bir şey yok yani destek dirençler yani e, Şu tablonun sağında var arkadaşlar Alpine Alpine kanser etti Doğru değil mi Alpine Alpine düşeni kırdı Ama Bitcoin'in gazabını oruyor yani bir türlü şurayı alamıyor bakın Şurayı alırsa e, hareketlenir diye düşünüyorum neresi 6.3 bandı 6.3'ün Üzerinde ekstra bir mum geldi Nereye kadar? Bakın şu sarı çentimi şuraya çekeyim. Telegram grubu bizim ekip. Zaten bizim ekibi çıkar, kaçırmıyor arkadaşlar. Hiç kaçırmıyor. Ee, bazen onlar da beni uyarıyor. O yüzden büyük bir aile olmak, birbirimize fayda olmak iyi oluyor. Bazı coinlerde kırılım geliyor. Söylememize rağmen biz unutuyoruz. Hocam unuttunuz mu? Kırılım geldi diyorlar. Bakalım e, ee, Alpin, Alpin 6.3'ün üzerinde kırdı mı? Nereye kadar? Yani şuraya kadar tutarım. Burada satarız. Tekrardan marktlık kırdı. Tekrardan gireriz oyuna. Uçacak kaçacak diye bir şey yok. Bakalım birinci bir 1 bir yaptı. 2-2 i̇ki, yapacak. Eğer 2-2 iki, iki gelirse güzel bir e, karda bırakır. Diyeceklerim bunlar e, Alpine'de. Aslında fan tokenlere fazla güvenmediğimde açık ve net söylüyorum yani. şu Buraya kırdıktan sonra girecekler. Stoplu girmelerinde de fayda var. Bakın Alpine'de na nasıl güzel bir kazanç yaptık. Girdik burada. Düşeni kırdı. Kaç kat? 3 kat. 3 kattan da fazla. 4 kat. Yeter mi? Yetmez hocam. GMT'de alıştırdınız diyorsunuz. Neyse. E, diyeceklerimiz bunlar. Şöyle başka hangi koyun var? KDA, KDA'yı incelemedik. Dün sordu. Hocam geleceğin sola nasıl? Ya arkadaşlar e, hiç duygusal ilişkiye girmem. Hiçbir koyunla duygusal ilişkiye girmem. Güzel kar sağladığı sürece evet severiz ama baktık artık yavaş yavaş ker alma zamanı geliyor kaçarız aynı GMT GMT'de ne dedim 3 bandında bakın arkadaşlar dedim. Ben satıyorum Telegram grubundan ve YouTube'dan. Ne dedik? Benim aşkım ilişkim bitti GMT'de. Aşağıdan toplarız gerekirse. Ee, kade yani <laughs> özür diliyorum. Kadir Hanım'ı seviyorum yani projesini seviyorum blockchain olması nedeniyle elimde tuttuğum bir Bitcoin yani toplamaya başım, Eğer düşündüğünde topluyoruz. Bakalım nereye kadar. Ee, uzun ömürlü değil. Uzun ömürlü benim coinler iki tane arkadaşlar Bitcoin ve Gerisi hikaye. <laughs> evet kadena şunu bir kapatalım mı? Ee, şuradan bir bakalım. Yani e, dediğimiz yere gelmiş. Oradan satış yemiş. Yani biz de düşen kırdık. İlk önce şurayı alması kar noktası. Birincisi burası. Aldık mı aldık. Sertli düştü. Evet geldi noktaya geri gitti. Yani bir ay öncesine <laughs> geri gitmiş. Bakalım. Ee, yani. Ara sayında uyumsuzluk var mı diye bakıyoruz. Yani net bir uyumsuzluk da yok. Ee, yataydı yatayda arkadaşlar. Yani. Kadının Bakın yatayda 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 gidiyor. Asıl hareketin önce nokta. Ya yani bir şurayı alsın 8.82 burası 9.9'dan sonra sert hareketlere başlayabilir mi? Başlayabilir ama o gün bugün mü? O gün bugün değil. Bizim o meşhur ikili strateji hala net yönde bir satış sinyali vermemiş. E, şunları bir sileyim. Sonra e, kalabalık oluyor. Ara sayıda bir, gerçekten bir uyumsuzluk var Şöyle bir bakalım da net bir şekilde. Yani şimdilik bir uyumsuzluk var mı yok mu yani net bir şey diyemeyiz. Aşağı yukarı var da diyemeyiz yok da diyemeyiz. Yani yatayda yatayda ayrasaydı yatayda. Ama şuradan şöyle bir baktığımızda aşağı yukarı yok yani bir uyumsuzluk yokmuş. Yani kadınlar destekleyen arkadaşlar diyeceğim dedim e, bizim ikili strateji aile net bir e, al sinyali vermemiş. Ee, neo'ya bir bakalım. X ile X topluyorum. Yani Kadena ve XNEO'nun e, maksimum adetleri belli. Yani bunlara da bir yatırım yaptım. E, düştükçe topluyoruz. Düştükçe topluyoruz. Yani şurada da güzel bir kar verdi. E, yani burada alanlar şuraya da güzel bir tuttuk. 2.6'dan da girdirdik. Yine burayı söyledik. Güzel karlar elde ettik. Şimdi ne oluyor? Yani XNEO ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim ikili strateji yavaş yavaş al sinyaline dönecek ama öncelikle neresi şurayı bir alması lazım. X no 2.4'ü 2.6'yı alsın 2.4 ondan sonraki hareket 2.6 arkadaşlar. Asıl 2.6'yı aldı mı sert hareketler başlar diye düşünüyorum. X no'da diyeceklerimiz bunlar kısa ve öz, uzatmaya gerek yok lafı. Ee, düşen bir trend var mı? Net bir düşen bir trend yok arkadaşlar. E, ee, X Şöyle bir 4 saat diye bakalım. 4 saatimiz ne diyor? Ee, aslında e, farklı bir borsadan mı baksaydık? Orada daha çok geçmişi var. Yani burası. Burası arkadaşlar. Bakın. Burası e, yani bizim güçlü bir direncimiz. Şurayı aldıktan sonra 2.6 aşağı yukarı. Evet. 2.5, 2.6 aldıktan sonra sert hareketlenir diye düşünüyoruz bu sefer. Diyeceklerimiz e, bunlar XNO'da. Başka, başka, başka. Hadi Jasmi son bir bakalım. Jasmine'yi de soranlar olmuştu Telegram'dan. Jasmine, Jasmine düşen treninde arkadaşlar. Düşen treninde. Biz şurada girdik. Bakın burada girdik, şurada çıktık. Zaten satış noktasında söylüyorum. Jasmine'ye dikkat edin. Kırıldı dedik. Arkadaşlar hemen bizim Telegram grubu cin gibi hemen atlıyor. Çok güzel bir kar oranı verdi. Ee, şimdi hala bir düşen tren. Şimdi, bu düşen tren tekrardan kırıldı mı oyuna dahil olursa o gün bugün mü değil. Çok çok uzakta daha net bir ee, bir saniye bir saniye bir saniye. Arası çok ilginç ee, günlük. mü? ders zaman azan ee, diyecek bir şey Günlükte yer o tabloyu görseydim dikkat çekerdim. Yani Jasmin'de diyeceklerimiz bunlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza iyi olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da projeler varsa söyleyin. Hepsini tek tek inceliyoruz. Görüşmek üzere.